Efendim öncelikle bu geceyi hazırlayan Seyfullah Türksoy kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Biz tabii kendisinin Türkiye'de ve Türk dünyasında neler yaptığını çok iyi bildiğimiz için bu programında da olmak istedik ve koştuk geldik. Şimdi burada kendi toprağımdan olan Zelimhan Mehmetli Bey'le karşılaştık. Bu özbe öz Karapapak Türk'ü ve Borçalı. Biz de aslen oradan gelmeyiz. Zaten yaklaşık 2 ay önce de kendisini Bakü'de ziyaret etmiştim derneğinde. Onu burada görmekten de çok mutlu oldum. Güzel bir şey. İpek yolu tabii bizim için manidar bir yol. Şimdi bu İpek yolunu inşallah Çin'den başlayan devlet demir yolları diyelim veya Çin'den gelen işte demir yolu Londra'ya kadar, bu da başka bir İpek yolu. O zaman işte yaya ve develerle İpek yolu, şimdi de işte trenlerle İpek yolu. Eğer Kars, Tiflis, Bakü demir yolu da faaliyete geçtiği zaman Çin'den kalkan bir yolcu, bir de İstanbul Marmara Rayı da bitti malumunuz, biliyorsunuz. Marmara Rayı'dan da geçerek Londra'ya kadar Batı'yı Asya'ya, Asya'yı Batı'ya bağlayan tren yolu oldu. Bu da işte şimdiki İpek yolunu oluşturdu. Bunlarda emeği geçen kim varsa, bugüne kadar kim hizmet ettiyse herkese teşekkür ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki bugün için bizleri üzen bir Karabağ hadisesi var. Ve bu hadiseyi de Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek. 12 yıldır büyük bir mesafe kat eden Türkiye bundan sonra da daha büyüyecek. Ben inanıyorum ki yine güzel bir politik yolla Karabağ'ı da alıp sahiplerine verecek. Bizim ümidimiz Karabağ. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Seyfullah Türksoy için de dedin ya, yani yıllardır o bölgeyi çok iyi bilen, o bölgeyi kültürüyle, sanatıyla, annesiyle, geleneğiyle bizlere taşıdı, bizlere tanıttı. Biz bunları görmeden önce geçmişte büyüklerimizin, dedelerimizin, nenelerimizin anlattıklarıyla yetiniyorduk ama Seyfullah Türksoy'un programlarını seyrettiğimiz zaman baktık ki bizzat oraları gitti, gördü, gezdi, inceledi, onların dertleriyle dertlendi. Dolayısıyla bir kez daha Sayın Türksoy hemşerime teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Siz neler söylemek istiyorsunuz geceyle ilgili? Ben Zelimhan Mehmetli, Borçalı Türkleri Cemiyeti'nin başkanı. Tabii ki 21. asır Türk asrı diye çok söylediler. Ama tarih de gösterir ki bütün medeniyetler, bütün dinler, bütün irklerin birliği mevcuttur. Ama Türklerin birliğinin bir hızlı yetmesi gerekir. Ve dünyanın da buna ihtiyacı var. Bu mizan terazisi pozulan dünyanın ihtiyacı var ki Türkler el koymalı ve dünyada barışı ortaya getirmelidirler. Bugün ben o bir birlik bayramı görürüm. Birlik beraberliğe açılan bir yollardan biridir. Veyahut da ayrı ayrı Türk kültürleri arasında bir köprü kurulur. Köprü kurmak imanından olan babalarımız dedi bunu. Onu möhkəmlətmək, köprü dikmək çok möhtəşəm bir şey. Yani bugün zaten Borçalı Türkləri özü hem Azerbaycan Türk arasında hem de Gürcistan arasında çok ciddi bir mənəvi köprü rolunu oynuyor. Zaten biz bunu her zaman üç bayrağı bir yerde güc birlikdədir deyərək kullanıyoruz. Ve bizim bir şuarımızdır bir növ, bizim bir tanınma nişanımızdır. İndi artık siyasilerimiz de, herkes, sadə insanlar da dərk edir ki, bu birlik həm Kafkazyanı xilas eləmək üçün, həm Azərbaycanın problemlerini həll eləmək üçün, həm Azərbaycanın baxımsızlığını əbədi eləmək üçün və Azərbaycanın bütövlüyünə gedən yolu, yəni Təbrizi də bu camiyə qatmaq üçün bir şanslar var ki, bu şanslar bizim birliyimizdən keçir. O cümlədən Gürcistanın baxımsızlığını, demokratik inkişafını, güclü bir Gürcistanın qurulmasının da Türk birliğinden keçdiyini Gürcülər, Gürcü kardeşlerimiz artık kifayet kadar dərk edenlerin sayı çoxalır. Ve biz de bir balaca Qarapapaqlar dedi Xəlil Bey Efendimiz, bir o köprü rolunu oynuyoruz. Bu köprü rolunu oynamak dedi ki, yine imandan da Allah'tan gelen bir şeydi. Ve Seyfullah Bey çok gayretler yaptı. Borçalı Türklerini zaten Anadolu'da sorsak kimlerdi bunlar? Ele yerler onlar tanımazlar onları.
Türk'tü başa düştü, bəs Borçalı haradı, bu sualları verirler ama çok kısa zamanda Borçalı Türklerinin Anadolu'ya yansıması için, Türk dünyasına yansıması için çok büyük projeler gerçekleştirdi, çok gayretler yaptı. Bizimle bir yerde köy köy dolaştık, insanların dertlerini öğrendik ve onu Türkiye'ye taşıdık. Türk telekanalları, televizyonları verdiler, medyası, siyasi kulyarları dikkat gösterdiler. Ve biz hatta diye ki Borçalı Türklerinin Türkiye'nin Başbakanına Sayın Erdoğan'a bir mektup da ünvanladık ki böyle bir toplum da var. Bunun da kültürü de eynidi. Katkısız bir Türklerdi bunlar. Bunlara sahiplenmek lazımdı. Onlara güvenç vermek lazımdı. O proses gelir. Ben çok mutluyum bu bakımdan. Ve bugün o kurulan körpünün müellifi, projenin müellifi Seyfullah Türksoy'a teşekkürler ediyorum. Ve ona cavandı. Çok daha hızlı birliğe giden yollar aramak, Türk dünyasının uzak Sibir'den tutmuş Amerika'ya kadar Aksika Türklerin orada camiyesini getirip bize tanıtmak çok büyük bir gayret gösteren bir işti. Ve ona teşekkür ederim ve bugün bana da bir ödül deyipler verecekler. Herhalde biz bir milli dava yoluna çıkanda hiç kimden ne soğal istemedik, ne teşekkür istemedik. Bunu görev bildik millet olarak ve bu şerefli bir yol bildik bunu. Ama bu yolun bir sonucu olarak Azerbaycan'da hele bize bile kıymet vermediler, Gürcistan'da kıymet vermediler, Anadolu kıymet verdi. Yani bunun özü bir o köprünün daha sık hem de Türkiye'nin bir örneği olduğunun numunesidir. Gerçek olarak Türkiye, Türk dünyası için de ve beşeriyet için de örnektir. Ve durduğumuz torpak da İstanbul dediğimiz bir şehirde dünyanın merkezidir. Dünyanın hem kültür merkezidir hem de fiziki merkezidir. Ve burada böyle bir bayramı geçirmek bana çok mutluluk verir. Ben bu günler ne olacak? Borçalı Türkleri güvenli olacaklar. Bu törenden sonra daha inamlı olacaklar. O torpaklara, tarihi Türk torpaklarına daha sık bağlanacaklar. O köprü rolünü oynamakta daha ciddi adımlar atacaklar. Ben bunun bir teşem vereceği düşüncesindeyim. Aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan arasında ilişkilerin daha sık formalaşmasında Türklerin rolü ortaya gelir ve diğer etnoslarda, Kafkaz'da birbirleriyle çarpışanlar da, vuruşanlar da bu Türklerden bir örneği olarak götürecekler ve birlik beraberliği içerisinde onlar da yürüyecekler. Ben bunu gözlüyorum ve size de teşekkür ederim ki işlandırız. Sağ olun. Evet. Sayın Başbakanımıza yaptığı teslim ettim. Evet. Sayın Başbakanımıza yazılan mektubu teslim ettiğim zaman Borçalı Türklerini unutmayalım. Dolayısıyla inanıyorum ki Türkiye Borçalı Türklerine de el atacak. Gürcistan'da biliyoruz ki bizi temsil eden bir kara papak Borçalı Türkleri var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ödül vermek üzere İstanbul Ticaret Odası Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi Sayın Öztürk Okan'ı sahneye davet ediyoruz. Öztürk Okan'ı düzeltiyorum. Ödülünü almak üzere Borçalı Türkleri Birliği Başkanı Sayın Zellimhan Mehmetli'yi sahneye davet ediyoruz. Gürcistan'ın Borçalı bölgesinde yaşayan ve sayıları 600 bini bulan Karek Türk topluluğunun güçlü sesi olan Doktor Zellimhan Mehmetli, bu soydaşlarımızın hak ve hukuklarını, müdafaa ve kültürlerini, geleneklerini yaşatma konusunda arkadaşlarıyla olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Bu çabalar neticesinde Borçalı Türkleri son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere pek çok yerde daha sık gündeme gelmeye ve sorunları konuşulmaya başladı. Teşekkür ederim. Çok önemli hanımlar, beyler, çok özmetli böyleçimiz, milletvekilleri. Benim için çok büyük şerefti. Borçalı zonası Gürcistan'ın arazisinde yerleşir. Borçalı Türkçüleri köklü olarak 3000 yıldan yukarıda hemen arazide yaşayır. Nüfusu 100 binden yukarı. Temiz Türkçülerdi, katkısız Türkçülerdi. Öz kültürünü, öz dilini, öz adet-enelerini saklamak gücündedir. Atalarımız dedi, köprü kurmak imanlandır. Borçalı Türkçüleri gerçekten Azerbaycan ve Gürcistan arasında, o cümleden Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında menevi köprü rol oynuyor. Ve onun misyası çok büyüktü.
Kafkasya'da sülh ve barış için bu proje çok önemlidir. Ve biz her zaman bu projeye destek veririk. Seyfullah Türksoy Beyefendimiz, Türk dünyasının her bir yerinde harada Türk var, arayarak Türk dünyasında tanınır. Borçalı Türkçülerinin Anadolu'da tanınması için de, Türkiye'de Türk dünyasının tanınması için çok büyük yaratı vermektedir. Şahsen buna teşekkür ederim. Onun grubuna teşekkür ederim. Türkiye'ye teşekkür ederim. Türkiye örnek bir devlet olarak Türk dünyasının birliği istikametinde çok büyük çabalar vermektedir. Ve dünya da bilir ki Türk dünyasının birliği, beşeriyeti çalkalayan bozulmuş mizan terörünü düzeltmek için çok vacip bir meseledir. Tanrı sizleri korusun, Tanrı Türk'ü korusun ve üzerimize kardeşlerim büyük güç koyup Türkçülük yolunda, milletimizin geleceği yolunda, elimizin yükselişi yolunda daha büyük gayretle çalışmak gücünü koy üzerimize. Allah bizlere can sağlayın. Sağ olun. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, Borçalı Türkler denildiği zaman Türkiye'de tabi belki Borçalı Türkler çok fazla bilinmez. Ama geçmişte 750 bin nüfusu olan Borçalı Türkleri aynı zamanda Karababak Türkleri adı altında da bilinir. Şu anda 250 bin Borçalı Türk'ü Gürcistan'dan göç edip Türk Cumhuriyetlerine ve Rusya'ya yerleşmiş durumda. Zelim Han Mehmetli Bey bu Borçalı Türklerini bugüne kadar kültürlerini, geleneklerini, göreneklerini yaşatarak götürdü. Sayın Türksoy, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin geçmişte dedelerimizin, nenelerimizin bize anlattıklarını ayağımıza kadar götürdü. Dolayısıyla bugün için Türk dünyası aynı zamanda Türkiye'nin büyümesinden, Türkiye'nin güçlenmesinden beklentileri var. Gerek soydaşlarımız, gerek din kardeşlerimiz bu ülkeden beklenti içinde. İstiyoruz ki çok yakın zamanda Türkiye'miz büyüyecek, güçlenecek. Karabağ'ı, Borçalı Türklerini, Makedonya'yı, Bosna'yı, Hersek'i, aynı zamanda Karabağ'daki acıları dindirecek, bir daha sıcağı kaplayanları olmayacak. Dolayısıyla Balkan Türklerini, Orta Asya Türklerini ve diğer taraftan da soydaşlarımızla birlikte dindaşlarımızı da destekleyecek ve hepsi Türkiye'ye bakıyor. Biz burada daha büyük bir Türkiye olmak için çalışacağız. Ben böyle görüntüler için tüm soya tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Trifti Kar Rental sahibi Bülent Savancı adına ödülü almak için Oruç Oyma'yı buraya davet ediyoruz.